İkinci günden herkese günaydın. Şu anda Kastamonu'dan ayrılıyoruz. Güzel bir kahvaltı yaptık, dinlendik. Normalde bugün tabii ki daha zorlu bir rota yapacaktık. O yüzden dolayısıyla erken kalkacaktık ama dünkü gravel yollar bizi bayağı bir hırpaladı. Çok zorlandık. Bugün de aynı şekilde gravel yollar vardı. Ondan dolayı oralara girmeyeceğiz. Gravel yollar aynı zamanda ayıların yaşam alanları olduğu için epey riskli. Yani bu bölge çok riskli bu konudan dolayı. O yüzden oraları girip risk almak istemiyoruz. Yani ana yollarda sürdüğümüzde en azından yanımızdan araç falan geçince kendimizi güvende hissediyoruz. Dünkü sürüşte de epey bir tedirgin olduk aslında. Velhasıl bugün yine bir belirli bir yerde köy yollarını kullanacağız ama ondan sonra tekrardan ana yola bağlanıp Safranbolu'ya doğru devam edeceğiz. Bu sefer de bu şekilde oldu. Bu coğrafyaya çok hakim olmadığımdan dolayı yani yollara çok böyle detaylı da bakamamıştım. Biraz yoğunluk yaşamıştım. Dolayısıyla önüme gelen her yere sokmuştum rotayı. Sonuç böyle olunca yol bisikletiyle her yere giremiyorsunuz. Bayağı bir zorluyor. Şimdi Arslan'ı bekliyoruz. Arslan gelecek otelden. Ondan sonra yavaş yavaş sürüşümüze devam edeceğiz. Köy yollarından sürüşümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda manzara çok güzel. Burada durup bir fotoğraf çekildik. Karşı tarafta dağ manzarası harika. Muhtemelen biz rotayı kırpmasaydık bu dağların arasına falan girecektik. Epey riskli bir bölge. Ve yollar gravel olunca dediğim gibi yol alınmıyor. Ve hayvan tehlikesi de artıyor. Neyse sürüşümüze buradan devam edeceğiz. Köy yolları iyidir. İhsan Gazi'ye geldik arkadaşlar. Burada yine bir küçük mola verdik. Dörder tane yine muz, fındık. Bunları aldık. Sularımızı tazeledik. İki tane muzu tükettim. İki tanesini arka cebe koydum. Onu da yol boyunca tüketeceğim. Birazcık leblebi var üzerimde. Aslında yine yemek yemek gerekiyordu ama nedense yemek yemiyoruz. Ben anlamadım. Bakalım bu böyle nereye kadar gidecek. Şimdi Karabük'e doğru devam. Şu anda bisiklet sürdüğümüz yollar gördüğünüz gibi bulutlar falan harika. Doğa çok güzel. Yeşil gerçekten güzel bir ton. Devam ediyoruz. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Şu anda doğanın keyfini çıkarıyoruz. Bakalım yollar açık mı? Gidiyoruz ama neyle karşılaşacağız çok merak ediyorum. Yo ben zaten dedim bakalım nereye kadar gideceğiz dedim. Buraya kadar mı? Çok çabuk bitti. Bu film burada kopar. Bu film burada kopar. Oğlum az olsaydı geçerdik, yüzerdik, bir şey yapardık da şaka yapıyorum tabii. Buraya girmeden önce bir tabela vardı. İşte su yolu falan diye böyle su taşmış gibilerinden. Dedim bakalım ne kadar gideceğiz. Geldik buraya. Burası tamamen yok olmuş. Burası şu anda riskli. O yüzden geriye döneceğiz. Bakalım bugün nasıl geçecek. Arka yollardan, belki köy yollarından başka bir yere bağlanabiliriz. Bu film burada kopar. Olaya bak. Şansımıza.
Bu değil. Bu değil. Bu bir sonrakinden. Bu Çıkmazköy. Bir sonrakinden gel. Baktım ben. Ben baktım. Araç. Değirmenbaşı köyüne geri döndük. Buradan ana yola bağlanacaktık ama buradaki köylülerden yol bilgisi hakkında bilgi aldık. Dediler ki burada da yollar kapalı. Su taşması var. Yollar tamamen su altındaymış. O yüzden daha da geriye döneceğiz. Mecburen ana yola bağlanmaya çalışacağız. Oradan Karabük'e gitmeye çalışacağız. Bugün böyle bir talihsizlik yaşadık. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Ana yola bağlanmak için geriye dönüşümüzü tamamladık. Şimdi tekrardan geriye döndük. Karabük'e doğru devam ediyoruz. Ana yola umarım bağlanabiliriz. Yağmur bulutları arkada kaldı. Şu anda yağmurdan kaçmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Ana yola bağlanmak için mücadele devam ediyor. Sonunda ana yola bağlanacağımız köy yollarını tespit ettik. Son 2-3 köy ve ana yola bağlanacağız. Yağmur bulutları da artık dağlarda kaldı. Görmüş olduğunuz gibi. Oradan bir kaçış gerçekleştirdik. Şu karşıdaki köyden geldik. Orada çok az bir yağmur atıştırdı ama hemen sola dönüp yağmur bulutlarını arkamıza aldık. Epey bir yorucu geçiyor. Bugün normalde kolay geçer diye düşünüyorduk. Çünkü gravel yolları iptal etmiştik ama doğa bazı yerlerde yolları ele geçirince tekrardan bir yeni sayfa açıldı ve macera yaşamaya başladık. Sorun yok. Keyfimiz yerinde. En azından benim keyfim yerinde. Tabii ki yorucu ve zorlu geçiyor. Şimdi ana yola bağlanmaya, site sürmeye devam. Kolay gelsin. Araca ulaştık. Normalde sol tarafta dağlardan buraya ulaşacaktık ama baraj yolu yutunca tabii ki dağların arasından gelemedik. Dolayısıyla ana yoldan sürmek zorundayız. Artık Karabük'e kadar buradan devam edeceğiz. Normalde buraya dağlardan inip tekrardan dağ rotalarına girecektik ama tabii bugün zaman olarak çok geriye düştük. Bazen doğa izin vermez. Anın tadını yaşamak lazım. Araçtan şu anda geçiyoruz. Burada bir yemek yiyecektik ama son 70 km kaldığı için dedik ki idare edelim. Yani sürüş bittikten sonra yemek yeriz. O yüzden sadece sularımızı tazeledik. Şimdi devam ediyoruz. Bolu'ya 16 kilometre. Güzel. Çok bir şey kalmadı. 6 kilometre kaldı. Oh.